Herkese merhabalar. Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı ile 8. sınıf inkılap tarihinin ilk videosuna başlıyoruz arkadaşlar. Bugün öğreneceğimiz konular LGS'de direkt soru olarak geliyor. 2023 yılında bundan birkaç ay önce bu konudan 2 tane soru geldi. Yine sorular gelebilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi öğreneceğimiz konular son derece keyifli, önemli ve güzel konular. Coğrafi keşifleri zaten 7. sınıftan hatırlıyoruz. Coğrafi keşifler, Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı, demokratikleşme adımları, fikir akımları ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı'ya bakacağız. Ve bunları senin nereye koyacağız sonuç olarak? Kafamın içine hocam. İnşallah bunların hepsini kafanın içine yerleştireceğiz. Ekranları başında bizi dinleyen arkadaşlarımıza çok güzel bir şekilde anlarlarsa, dinlerlerse, ardından da sorular çözerlerse çok güzel bir şekilde başarıya ulaşacaklar. Hiç korkmanıza gerek yok. Çok temel konular, çok basit bir anlatımla sizlere göstereceğiz. Dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. Sonrasında notlar almanız gerekecek. Ve tabii ki de bol bol soru çözmeniz gerekecek. Çünkü LGS'de bize ne yapıyorlar Tonguç Elhanım? Canımızı okuyorlar. Hayır, soru soruyorlar Elhanım. Bize seçeneklerin olduğu sorular soruyorlar. Yani A, B, C, D diye seçenekler var. Bak mesela burada sanayi inkılabını sormuşlar geçen sene. Sen bakacaksın seçeneklere. Sanayi inkılabıyla alakalı bilgi okuyup işaretleyeceksin. Ama bunun için sanayi inkılabının ne olduğunu bilmen lazım. Konuyu bilmezsen anlayamazsın. O zaman şimdi intromuz giriyor. Ardından da videomuza başlıyoruz. Tonguç Kap'ta ezeli rekabette bilge baykuşlar ve hızlıçlar arasındaki rekabet devam ediyor. Öğrencilerimiz hem kendi netlerini artırmak için hem takımlar için yarışarak aynı zamanda LGS'de de ve gerçek hayatta da ödüller kazanmak için mükemmel bir yarışmaya girdiler. Sizler de mutlaka buna katılın arkadaşlar. Biliyorsunuz Tonguç Kap'ta birinci sezon başladı. Takımınızı belirlemek için de Tonguç Akademi.com'a girmeniz lazım. Sen bilge baykuşlarda mısın Tonguç'um, hızlı çitalarda mısın? Hızlı baykuşlar hocam. Hızlı baykuşlar diye bir şey yok Tonguç'um, ama olsun, sıkıntı yok. Hadi bakalım o zaman, intromuz girsin, videomuz başlasın. Tonguç Dershane sunar. Evet arkadaşlar, ilk başta bu sayfayla başlamak istiyorum. Çünkü LGS'de şu anda gördüğünüz sayfadan %101 soru gelecek arkadaşlar. Bazen 2 bazen 3 soru geliyor ama %101 soru kesin geliyor. Yani şu sayfaya baktığınızda ve bu sayfayı anlarsanız sınavda bir soru cebinize attınız demektir. Hadi bakalım. Allah bereket versin. Bir soru bir sorudur. Aynen öyle. Bir soru bir sorudur. Diğer 9 soruyla çalışıp yaparsınız zaten. Şimdi bakın. Milli bağımsızlık ve milli egemenlik çok güzel şeylerdir. Çok süper şeylerdir ama aynı şey değildir. Birbirinden farklıdır. Bunun ikisi arasındaki farkı öğrencilerin bilmediğini anlamış Milli Eğitim Bakanlığı. O yüzden LGS'de hep öğrencilere soruyor. Hatta üniversite sınavlarında bile soruyor. Şimdi milli bağımsızlık ülkenin her anlamda siyasi, ekonomik, askeri her anlamda özgür ve bağımsız olmasıdır. Mesela bizim ülkemize Kurtuluş Savaşı sırasında şöyle ülkemizin bayrağını çizelim mesela. Daha doğrusu bayrağı değil de haritamızı çizelim. Bak şöyle güzel bir Türkiye haritası çizelim. Biliyorsun Kurtuluş Savaşı sırasında bize düşman ülkeler yani İngiltere, Fransa, İtalya, Ermenistan bize saldırıyorlar. Kurtuluş Savaşı sırasında bizim düşmanımız onlar. Bunlar bize saldırıyorlar. Ermeniler buradan saldırıyor. Fransızlar buradan saldırıyor. İtalyanlar buradan saldırıyor. İngilizler buradan saldırıyor. Yunanlar buradan saldırıyor. Ve bizim bağımsızlığımızı tehdit ediyorlar. Biz bu bağımsızlık için Yunanlarla mücadele ediyoruz. Onları denize döküyoruz. Hadi bakalım. Yüzmeyi bilmiyorlarsa bilmiyorlar. Yapacak bir şey yok. İtalyanları gönderiyoruz. İngilizleri gönderiyoruz. Ermenileri gönderiyoruz. Fransızları gönderiyoruz ve bağımsızlığımızı kazanıyoruz. Şu anda Hatay bizim. Antalya bizim. Muğla bizim. İzmir bizim. Ama zamanında İzmir'i işgal ediyor Yunanlar. Hatay'ı işgal ediyor Fransızlar. Maraş'ı işgal ediyorlar. Ama biz milli mücadele yaparak düşmanı yurttan temizliyoruz. İşte buna milli bağımsızlık diyoruz. Milli bağımsızlık ülkenin düşman işgalinden her anlamda kurtulması. Milli egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesi. Yani ülkeyi düşmandan kurtardıktan sonra 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan ediyor. Diyor ki efendiler diyor Cumhuriyeti ilan ediyoruz diyor. Ve insanlar artık sandıklara gidip oy vererek Cumhurbaşkanı seçiyorlar. Başbakanı seçiyorlar. Partileri seçiyorlar. İşte bunu Mustafa Kemal Atatürk Türk Milleti ile birlikte karar alıp yapıyor. Şimdi burada önemli olan şey şu. Ülkenin düşmandan temizlenmesi milli bağımsızlıkla alakalı. Ama ülkeyi halkın yönetmesi milli egemenlikle alakalı. İşte bunu öğrencilerin karıştıracağını biliyorlar ve hep soruyorlar. Sen karıştırmayacaksın. Milli cemiyetler ülkeyi kurtarmak için yapıldı. Milli bağımsızlık. Manda ve himaye reddedildi. Yani işte başka bir ülkenin emri altına girelim. Onların kontrolü altına olalım. İçişlerimize serbest, dış işlerimize onlara bağlı olalım demek manda demek. Mandaya girmeyi reddediyoruz. Bu da yine milli bağımsızlıkla alakalı. Misak-ı milli kararlar alıyoruz. Ulusal yeminimiz milli bağımsızlıkla alakalı. Bunların ne olduğunu öğreneceğiz. Şu anda bilmiyor olabilirsin. Milli egemenlik ise Cumhuriyet'in ilanı, Büyük Millet Meclisi'nin açılması, seçimler yapılması, milletin istiklalini, milletin kararını kurtarması, Kuvayi Milliye'yi, etkin milli iradeyi, egemen kılınması ifadelerinin olması. Yani seçimler, bak seçimler veyahut da Türkiye Büyük Millet Meclisi
Veyahut da ne dedik az önce? Cumhuriyetin ilanı hocam. Harikasın, mükemmel bir zekaya sahipsin. Cumhuriyetin ilanı, mükemmel söyledin. Bunların her biri milli egemenlikle alakalı. Demek ki milli egemenlik güzel bir şey, mükemmel bir şey ama milli bağımsızlık olmasa bir anlamı yok. Çünkü sen bağımsız bir ülke değilsen, senin ülkende cumhuriyet varmış, seçimler varmış bir anlamı yok ki, sen bağımsız bir ülke değilsin. Ama senin bayrağın varsa, bak bayrağın, başkentin, ordun, sınırların senin bağımsızlığınla alakalı. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk Türk halkıyla birlikte ilk başta milli bağımsızlığımızı sağlayacak, düşmanı yurttan temizleyecek. Sonra cumhuriyeti ilan edecek. Bak cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı bittikten sonra ilan ediyoruz. Burası önemli. Dolayısıyla en önemlisi hangisi Tonguç? Milli bağımsızlık hocam. Harikasın. En önemlisi milli bağımsızlık. Milli egemenlik de çok önemli ama milli bağımsızlık olmazsa olmuyor. Dolayısıyla ülkenin kurtuluşu için yapılan her şey milli bağımsızlık. Sonra da ülkeyi halkı yönetmesi için milli egemenliğe geçeceğiz. Geldik şimdi konumuza. Burayı gösterdikten sonra bir netice bir attık. Buradan hep soruyorlar sınavda dedik. Şimdi uyanan Avrupa ve maalesef sarsılan Osmanlı. Osmanlı neden sarsılıyor hocam? Güzel bir soru sordun. Osmanlı neden sarsılıyor biliyor musun Tonguç'um? Osmanlı Avrupa'nın yaptığı yeniliklere adapte edemiyor kendini. Avrupa sanayi devrimine geçiyor. Avrupa yeni yerler keşfediyor ama Osmanlı bunları yapmayınca maalesef sarsılıyor. Ve sarsılınca da yıkılmaya başlayacak, dağılmaya başlayacak, sıkıntılar yaşayacak. Ama sonradan Osmanlı yıkılmak üzereyken yeni Türk Devleti kurulacak. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi burada bazı kavramlar var. Denge politikası, hukukun üstünlüğü, duyun umumi idaresinin kurulması, gümrük gelirleri, kapitülasyon, skolastik düşünce. Bu kavramlar önemli. Bunların ne olduğunu anlatacağız. Ama bu kavramlara geçmeden önce bak, bu kavramları anlatacağız. Bu sayfayı sola koyuyorum. Bu kavramlara geçmeden önce bunları çok önemli olduğu için birazdan göstereceğim. Şurada önce kolay kısımdan başlayalım. Yani bu coğrafi keşifler veyahut da nedir onu? Burada dursun ki unutmayalım Tonguç'um. Senin elinde dursun. Bana vermeyi unutma, tamam mı Tonguç? Teşekkür ederim hocam. Rica ederim Tonguç'um. Ben teşekkür ederim. Sen bana niye teşekkür ediyorsun? Ben sana teşekkür etmem lazım Tonguç'um. Şimdi coğrafi keşiflerle başlayalım. Coğrafi keşifler ne biliyor musun Tonguç'um? Şimdi dünya üzerinde eskiden, şimdi dünya üzerinde kıtalar var. Mesela şöyle bir Kuzey Amerika var. Şöyle Güney Amerika var. Tamam. Şöyle Afrika'yı çizelim. Şöyle Avrupa'yı çizelim mesela. Şöyle Asya'yı çizelim falan. Böyle hızlı bir dünya haritası çizmiş olalım. Şimdi şurada İngiltere, şurada Grönland falan, tamam. Böyle çizik ya. Dünya üzerinde eskiden Tonguç'u insanlar Amerika'yı bilmiyorlar. Amerika'yı hiç keşfetmemişler. Buraya sonradan yeni dünya diyecekler. Bak burası şu anda Amerika. Şöyle Amerikan bayrağı çizeyim ki daha iyi anla. Burası Amerika. Burayı hiç keşfetmemiş insanlar. Bir Avrupa'da yaşıyorlar. Bak burası Avrupa yazdım, Avrupa. Bir de Asya'da yaşıyorlar. Bir de Afrika'yı biliyorlar. Başka yerleri bilmiyorlar insanlar, tamam mı? İşte bizler mesela kök Türkler, İşte Hunlar, Uygurlar, Karahanlılar, Selçuklar, Osmanlı hep buralarda kurulup buralarda yaşıyoruz biz. Avrupalılar da buralarda yaşıyor. Hiç burayı bilmiyorlar, tamam mı? Sonrasında bizler Asya ile Avrupa'nın bağlantı noktası olan, yani burada İpek yolu, baharat yolu gibi yollar var. Çin'den, Hindistan'dan gelen ipek gibi, baharat gibi değerli ürünlerin Avrupa'ya gitmesini sağlayan yolları biz Türkler kontrol altına alıyoruz. Buraya bayrağımızı dikiyoruz, kardeş diyoruz. Buraya bayrağımızı dikiyoruz ve Asya ile Avrupa arasında, yani Doğu ile Batı arasındaki bağlantı yolları bizim kontrolümüze geçiyor. Bizim kontrolümüze geçince, yani biz bilhassa İstanbul'u fethettikten sonra oluyor bu. Biz 1453'te İstanbul'u fethettikten sonra Doğu ile Batı'nın bağlantısı kesiliyor. Biz İstanbul'u fethettik diye seviniyoruz böyle. İşte erik dalı oynuyoruz falan. Oh ne kadar güzel, elhamdülillah, çok şükür diye sevinirken Avrupalılar diyor ki eyvah diyorlar. Battık. Oh shit diyorlar. Mahvolduk. Ne yapacağız? Artık Doğu'nun zenginliğine ulaşamıyoruz. Çin'in ipeğine, Hindistan'ın baharatına ulaşamıyoruz. Baharat neden bu kadar önemli hocam? Baharat neden önemli biliyor musun? Adamlar çiğ köfteyi sevdiği için değil. Eskiden buzdolabı yok. Yiyeceklerin bozulmasını baharat önlüyor. Yani yiyecek mesela sucuk hiçbir zaman bozulmayan bir ettir. Sucuk normalde çiğ et. Salam çiğ et. Sosis çiğ et. Ama onun içine baharat konulmuş et olduğu için asla bozulmuyor. İşte baharat hem yiyeceklere lezzet katıyor hem de yiyeceklerin bozulmasını engelliyor. Etlerin bozulmasını engelliyor. O zamanlarda buzdolabı olmadığı için insanlar baharata çok önem veriyor. Yani sadece böyle baharatı seviyorum, spice çok lezzetli olsun. Hayır. Baharat çok değerli. İpek de çok değerli. Hem yanmayan bir şey hem de kadınlar o kıyafeti çok kullanıyorlar. Ve sadece ipek ve baharat değil. Başka şeyler de geliyor Asya'dan Avrupa'ya. Biz şimdi yolları kontrol edince Avrupalılar diyorlar ki biz en iyisi gemilerle hop yeni yerler keşfedelim diyorlar. Yeni yerler keşfedelim derlerken hop çikilop Amerika'yı buluyorlar. Hop çikilop dünyanın yuvarlak, buradan çıkıp buradan gelip dünyanın yuvarlak olduğunu buluyorlar. Avustralya'yı buluyorlar. Afrika'yı buluyorlar. Farklı farklı yerleri keşfedip inanılmaz zenginleşiyorlar. İşte Avrupalılar coğrafi keşiflerle, yani gemilerle yeni yerler buldukları zaman Osmanlı'nın o kadar ötesine geçiyorlar ki zenginlikte. Sanata yatırım yapıyorlar, bilime yatırım yapıyorlar. Hatta bilimsel çalışmalar sonrasında fabrikaları keşfedip artık bu gömlekleri elleriyle değil
makineler de hızlı bir şekilde üretmeye başlıyorlar ve Osmanlı'nın ekonomisi çöküyor. Yani biz İstanbul'u fethettikten sonra sonun başlangıcı başlamış oluyor esasında. İstanbul'u fethettikten sonra adamlar yeni yollar keşfetmeye başlıyorlar. Yeni yolları keşfettikten sonra da zengin oluyorlar. Zengin olduktan sonra da bilimde, fende, sanatta her şeyde ilerleyip doğunun ötesine geçiyorlar. Şu anda hani diyoruz ya Amerika, Avrupa. İşte bu hepsi bu adamların coğrafi keşiflerle inanılmaz zengin olmasıyla başlıyor. Çünkü Amerika'yı keşfediyorlar. Amerika onların oluyor. Afrika'daki elmasları keşfediyorlar. Avustralya'yı keşfediyorlar. Bak Avustralya'nın bayrağı aynı böyle İngiltere bayrağı gibidir. Anlaşıldı mı? Veyahut da Afrika'daki birçok İngilizce konuşur. Fransızca konuşur. Hep buraları keşfedip sömürüyorlar. Şimdi gelelim coğrafi keşiflerin normaline. Bak şimdi coğrafi keşiflerin temel nedeni okyanusları geçecek gemiler yapılıyor. Hani şimdi burası okyanus. Az önce çizmiştim ya. Şurası hani gemi geçiyordu. Burası da Atlas Okyanusu olmuş. Okyanusları geçecek gemiler yapılıyor. Pusula kullanılıyor. İnsanlar artık yönlerini biliyorlar. Ve Hristiyanlığı yaymak istiyorlar. Ve bir de İpek ve Baharat yolları Osmanlı'nın denetiminde olunca yani doğunun zenginlikleri Avrupa'ya geçerken bizim gümrüğümüze takılınca adamlar yeni yollar keşfediyorlar. Ve ne güzel yerler keşke benim olsa diyerek coğrafi keşifler yapıyorlar. Tabi burada şu da çok önemli. Burası da LGS soruluyor. LGS mutlaka haritaya yönelik bir bilgi gelebilir. Şimdi haritalarda yukarı tarafın kuzey, aşağının güney, sağ tarafın doğu, sol tarafın batı olduğunu bileceksin. Hatta doğuya şark, batıya garp diyorlar. İskender Marş'ta bir cümle var. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar diyor ya. İşte orada batının ufkunu sarmışsa gemiler diyor yani esasında. Benim de iban dolu Serhattin var diyecek Mehmet Akif Ersoy. Şimdi burada batı, kuzey, güneyin yerini bileceksin. Bu bir. Kafkaslar günümüzde işte bu Gürcistan'ın üstünde, Rusya'nın olduğu yerlerde bunu bileceksin. Biz burada Kafkaslar'da Birinci Dünya Savaşı'nda Sarıkamış Harekatı'na binlerce askerimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin hocam. Evet doğru, Allah rahmet eylesin diyoruz. Kuzey Afrika'nın yerini bilmelisin. Burada Mustafa Kemal Türk ilk askeri başarısını kazanacak. Balkanların neresi olduğunu bilmen lazım. Yani günümüzdeki Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Sırbistan buralar Balkanlar oluyor. Doğu Trakya ve Batı Trakya'yı bilmen lazım. Batı Trakya'da mesela Mustafa Kemal Türk'ün doğduğu Selanik var. Doğu Trakya günümüzdeki işte Edirne, Kırklareli'nin olduğu yer. Akdeniz'i bilmen lazım. Doğu Akdeniz Kıbrıs'ın olduğu yer. Orta Doğu'yu bilmen lazım. Suriye, İran, Irak günümüzde de Orta Doğu kelimesi kullanılıyor. Arap Yarımadası İslamiyet'in doğduğu yer. Yani işte Mekke, Medine'nin olduğu yer. Buraları bilmemiz lazım. Bunları zaten gün içinde, yıl içinde soru çöze çöze pekiştireceğiz. Şu anda bu haritayı hemen ezberlemene gerek yok. Geldik buraya. Şimdi coğrafi keşifleri zaten ben az önce şu haritada göstermiştim sana. Hop çıkıyor buradan dünya gezmişlerdi. Coğrafi keşiflerde birincisi Amerigo Vespucci diye bir adam. Hop çıkıyor buradan Amerika'yı keşfediyor. Daha doğrusu Christoph Kolomb keşfediyor ama Amerigo Vespucci kendi adını veriyor. Amerika adını veriyor. Eğer Amerika'yı sen keşfetseydin buranın adı Tonguç olacaktı mesela. Kuzey Tonguç, Güney Tonguç olacaktı. Ama Amerigo diye bir adam keşfedince adam kendisi burayı buluyor. Aynı zamanda Bartolomé Diaz Ümit Burnu'nu keşfediyor. Magellan dünyayı dolaşıyor. Bak kırmızı Magellan dünya. Buradan gidersen, buradan gidince suya gitmiyorsun. Buradan geri geliyorsun. Dünya yuvarlak sonuçta. Dünyanın yuvarlak olduğunu keşfediyor. Ve bütün bu seyahatler sonrasında en önemli şey Avrupa inanılmaz zenginliği. Şimdi sonucunda yeni ticaret yolları bulundu. Avrupa zenginleşti. Osmanlı gümrük gelirlerinde kayıplar yaşıyor. Niye? Artık Asya'dan Avrupa'ya gelirken bu adamların bize verdikleri gümrüklere gerek kalmadı. Asya'dan hiçbir ihtiyaç kalmadı. Adamlar hop çıkıyor, Asya'ya kendileri ulaşabiliyor artık. Afrika'ya ulaşıyor, Avustralya'ya ulaşıyor, her yere ulaşıyorlar. Dolayısıyla da Osmanlı ekonomik olarak sıkıntıya giriyor. Ve Avrupa'nın da Osmanlı'ya bağımlılığı azalıyor. Dolayısıyla coğrafi keşifler deyince biz hep böyle bir üzülmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü biz yapamadık, onlar yaptı. Osmanlı'nın ticaret yolları yani Akdeniz limanları, İpek ve Baharat yolları önemini kaybetti. Şimdi Akdeniz burasıydı. Akdeniz burası, burası önemini kaybediyor. İpek ve Baharat yolları da önemini kaybediyor. Ve Osmanlı ekonomik olarak olumsuz etkileniyor. Ve biz de Avrupalılara diyoruz ki ya siz artık yeni yollar keşfettiniz. Yeni yollardan gidip geliyorsunuz. Bizi hiç arayıp sormuyorsunuz. Hani şimdi adamlar artık hep bu yolları kullanıyorlar ya. Akdeniz önemini kaybetti. Batı ile Doğu arasındaki bağlantı da bizim üzerimizdeydi. O da önemini kaybetti. Biz de gene gelin bizimle ticaret yapın diye adamlara ticari imtiyaz yani ayrıcalık anlamına gelen kapitülasyonlar veriyoruz. Yani kapitülasyonları vererek diyoruz ki ya sadece buralarla ticaret yapmayın, bizle de ticaret yapın diyoruz. Ama bu verdiğimiz ayrıcalıklar sonradan başımıza bela olacak. Mesela adamlara siz gelin bize alışveriş yapın diye adamlara ekstra para verdiğimiz düşün ama sonradan adamlar zaten zenginlemişler, bizden hala paralar alacaklar, bizi mahvedecekler. Biz kapitülasyonları kaldırmak için çok uğraşacağız. Kapitülasyonları kaldırmak için Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bile kaldırmayacaklar. Yani Lozan Konferansı'nda bile biz Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağız. Yunanları denize dökeceğiz. Adamlar hala kapitülasyonlar kalkmasın. Yani bize hala işte ticari ayrıcalık verin diyecekler. Onları kaldırmakla uğraşacağız. Dolayısıyla kapitülasyon kelimesi çok önemli. LGS'de
uzmanlar bu kelimeyi soruyorlar. Hatta kapitülasyonlar kelimesini gördün mü soru işareti diyebilirsin. Geldik buraya. Şimdi Avrupalılar zenginleşti mi? Zenginleştiler. Hemen bilim, sanat, edebiyata gelişmeler yaşanıyor. Ve burada Avrupalılar yepyeni sanatçılar, yepyeni ressamlar, yepyeni çalışmalar yapıyorlar. Avrupa Osmanlı'nın önüne geçmeye başlıyor. Artık Osmanlı Rönesans yüzünden gene üzüntüdeyiz. Tamam mı? Bir kere bir sıkıntı var. Reformda adamlar şimdi matbaayı keşfediyorlar. Para kazandılar. Para kazandıktan sonra bilimsel çalışmalar yaptılar. Bilimsel çalışmalar sonrası matbaayı keşfediyorlar ve artık elle yazmak yerine makinalarda üretebiliyorlar kitapları ve kilisede sadece elle yazılmış olan İncil artık matbaalarda çoğaltıldığı için herkes tarafından okunuyor. Herkes tarafından okununca kilisedeki İncil herkese ulaşınca Avrupalılar halk diyor ki ya bu kilise bizi acaba kandırıyor mu diyor. Hatta Martin Luther diye bir adam var. Diyor ki ya bu kilise bizi kandırıyor diyor ve reformu başlatıyor. Avrupa'da kiliseye karşı bir isyan çıkıyor. Kiliseye diyorlar ki siz bizi kandırıyorsunuz. Cennetten, cehennemden arsa satıyorsunuz. Böyle saçma sapan bir şey olmaz. Bizi kandırıyorsunuz. Bu yüzden de biz sizi protest ediyoruz diyerek kiliseye karşı protestanlık gibi mezhepler ortaya çıkıyor. Ve Avrupa'da mezhep birliği bozuluyor. Mezhep nedir hocam? Mezhep ne biliyor musun? Şimdi biliyorsun bizler Müslümanız. Avrupa'da da Hristiyanlık var. Hristiyanlığın içinde Katolik ve Ortodoks diye mezhepler var. Yani Hristiyanlığı yaşayış biçimleri. Farklı bir tarz yaşıyorlar. Onlar da Allah'a inanıyor. Onlar da işte peygamberler var, Hazreti İsa, kitapları var, İncil. Ama böyle yaşayış tarzı olarak farklı farklı dinlerin farklı farklı bölümlerine mezhep deniyor. Yani mesela bizim İslamiyet'te de farklı farklı mezhepler var. Sünniler var, Hanefiler var, işte Hanbeliler var, farklı farklı mezhepler var. Neyse şimdi o kadar detaya girmeye gerek yok. Ama bilmen gereken bir şey varsa şu ki Hristiyanlar birbirlerine giriyor. Hristiyanların birbirine girmesi bizim işimize geliyor. Niye? Çünkü biz de rahat rahat fetihler yapıyoruz. Mesela Osmanlı Yavuz Sultan Selim zamanında doğuda fetihler yapabiliyor. Kanuni zamanında batıda ilerleyebiliyor. Niye? Çünkü Avrupalılar birbirleriyle savaşırlarken sen de rahat rahat ilerliyorsun. Bizim için esasında çok da kötü bir şey olmuyor reform. Gelelim aydınlanma çağına. Her konuda akla öncülük tanınıyor aydınlanma çağında. Aydınlanma çağı şu. Avrupalılar için para kazandılar coğrafya işlerle. Rönesansı yaptılar. Sanat önem verdiler. Reform yaptılar. Kilisenin baskısından kurtuldular. Ve artık akla önem veriyorlar. Ve aydınlanmaya başlıyorlar. Buna İngilizce'de enlightenment diyor. Ve Avrupalılar buna Türkçe olarak da aydınlanma diyeceğiz biz. Çok büyük aydınlanacaklar. Yani böyle bir sürü bilimsel gelişmeler yaşanacak. Newton işte fizik kanunlarını değiştirecek. Ve maalesef bizim için bu kötü oluyor. Niye? Osmanlı Avrupa'nın bilim ve teknik açısından gerisine kalıyor. Gelelim Fransız ihtilali. Şimdi Avrupa tamam özetleyecek olursak dedik ki coğrafi keşifler yaptılar. Tamam zenginlediler. Güzel sıkıntı yok. Ardından coğrafi keşifler sonrasında Rönesans ile sanatta ilerlediler. Reform ile kilisenin baskısından kurtuldular. Ve aydınlandılar. Aydınlandıktan sonra bak bunlardan sonra bu olayların sonrasında iki büyük olay yaşanacak. İki büyük olay. Birincisi Fransız ihtilali. Avrupa'da halk krallarını tahttan indirecek ve artık biz seçebiliriz diyecekler yöneticileri. Bir de sanayi devrimi. Sanayi devriminde de artık insanlar eliyle böyle usta çırak ilişkisiyle üretim olmayacak. Bu gömleği terzi değil de fabrikalar üretecek ve böylece inanılmaz zenginleyecekler. Sonrasında bu ikisinin sonucunda da Tonguç Eylül'ün ne olacak biliyor musun? Birbirlerine girecekler artık. Beter olsunlar ve Birinci Dünya Savaşı başlayacak. Birinci Dünya Savaşı başlayacak ve Osmanlı'ya da saldıracaklar. Niye? Çünkü Osmanlı'nın içinde bir sürü millet var. Onları ele geçirmeye çalışacaklar. Osmanlı'nın bir sürü tarlası, arazisi var. Sanayide tabii ki pamuk lazım, ürün lazım, ham madde lazım. Onun için Osmanlı'ya saldıracaklar. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda birbirlerine girecekler. Bizim esas konumuz da burada başlıyor zaten. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizi yok etmek için saldıracaklar ama biz Kurtuluş Savaşı yaparak onları yurdumuzdan atacağız. Demek ki zenginlediler, bilimde ve sanatta ilerlediler, kilisenin baskısından kurtuldular. Sonra fabrikaları kurdular. Krallarını indirdiler tahttan, ardından da birbirlerine girdiler ve Birinci Dünya Savaşı çıktı. Olayın özeti bu esasında. Tüm dünya tarihinin özeti bu. Şimdi Fransız ihtilaline bakalım. Fransa'da halk, kralın baskısına karşı aydınların öncülüğünde isyan etmesiyle gerçekleşen siyasi ve sosyal bir olaydır. Peki şimdiye kadar niye isyan etmiyorlardı? Niye 1789'a kadar bekledi Fransızları halk? Niye bekledi? Çünkü bir eskiden şöyleydi Avrupa'da. Bir kral vardı yani soylular vardı. Bunlar kraldı. Ne iş yapıyorsun? Kralım abi ya. Kralsın ya. Böyle takılıyorlardı. Bir de zayıf, fakir köylüler vardı. Yani köylülerde burada serfler vardı. Krallar yanına bir de kiliseyi almışlardı. Kilisenin de gücünden faydalanıyorlardı. Şimdi ne oldu? Kilise bir kere reform sonrasında yamuldu gitti. Kilise gücünü kaybetti. Artı bir de burjuvazi diye bir şey çıktı. Bak burjuvazi ne biliyor musun Tonguç'um? Sonradan zengin olanlara burjuvazi denir.
Dedesinin 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 dedesinden zengin olanlara da aristokrat denir. Fransa'da krallar aristokrat, yani babasının 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 babasından topraklar kalmış, zengin. Ama burjuvazi nasıl zengin olmuştu? Coğrafi kişilerle zengin olmuş. Yani burjuvazi adamlar gemilerle bir yerlere seyahat yaparaktan ne yaptılar? Parayı vurdular. Evet, parayı vurdular, işte bunlara burjuvazi deniyor. Burjuvazi dedi ki ya kardeşim biz burjuvaziyiz, paramız var. Ama köylü gibi davranıyorlar bize. Bize hiç parası olmayan insanlar gibi geziyorlar. O zaman biz köylülerle halkla birleşiriz. Aydınları da yanımıza alırız. Bu kralları da kiliseyi de ortadan kaldırırız dediler. Gerçekten de kralları giyotinlerde kafalarını kopardılar kralları. Gerçekten krallarını yok ettiler yani. Krallarını tahttan indirdiler. İşte burjuvazinin, yani sonradan zenginleşmiş insanların aydınları desteklemesi, aydınların da öncülüğünde insanların tüm halkla, fakir halkla beraber hep beraber diyorlar ki kralların tahttan indirmesine biz Fransız ihtilali diyoruz. Hatta bir meşhur bir şey vardır. Ekmek bulamıyorsa pastesinler, bu olay işte. Yani diyorlar ki kraliçelere, ya bakın diyorlar. Kraliçem insanlar aç, millet aç aç ekmek bulamıyorlar diyor. Kraliçe de o kadar halktan kopuk ki ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Pasta da bulamıyorlarsa kruvasan yesinler diye dangoz dangoz. Tam bir dangozmuş hocam. Evet, tam bir dangoz. O yüzden de artık halk sinirleniyor ve burjuvazi ile birlikte krallarını tahttan indiriyorlar. Fransız ihtilali nedeni neymiş? Kralın baskıcı yönetimi ve halkın yoksulluk içinde olması. Yani halk yoksul olunca krallarını tahttan indiriyor. Peki Fransız ihtilalinin sonucu ne? Şimdi birincisi, Fransız ihtilalinden sonra insanlar anlıyorlar ki kralları tahttan indirebilirmişiz. Bir, hürriyet varmış, adalet varmış, milliyetçilik, yani biz kendi milletimizi koruyabiliyormuşuz. İnsan hakları, demokrasi, eşitlik, yani bunu biz Hamide diye kodluyoruz. Ezberlemem gerekir mi hocam? Sen bu kodlamayı ezberlemek zorunda değilsin. Fransız ihtilaliyle birlikte insanlar artık krallarını tahttan indirebileceğini ve eşitlik, adalet diye bağırarak bir şeyleri değiştirebileceğini anlıyorlar. Osmanlı'da da çok büyük değişimler oluyor. Osmanlı Fransız ihtilalinden maalesef olumsuz etkileri. Tabii olumlu etkileri de var ama en çok olumsuz etkisi var. Niye biliyor musun? Şimdi Osmanlı'nın içerisinde sadece Türkler yok. Osmanlı'nın içerisinde, bak şurası Osmanlı olsun. Türkler var, tamam. Ertuğrul Gazi, Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, Yıldırım Beyazıt, böyle böyle gidiyoruz ama yeni yerler fethettikçe Rumlar, Ermeniler, işte Çerkezler, Bulgarlar, Macarlar, Sırplar, Romenler, Araplar, farklı farklı milletler Osmanlı'nın içine giriyor. Bak ilk başta Türkler vardı. Evet, Oğuz boyundan geliyorduk biz. Ama zamanla milletimiz, Osmanlı milleti karmaşıklaşıyor. Farklı farklı milletlerden oluşuyor. Fransız ihtilali çıkınca Sırplar diyor ki biz Sırbız diyor, ayrılıyorlar bizden. Yunanlar biz Yunanız diyor. Bulgarlar biz Bulgarız diyor. İşte ne bileyim Romenler biz Romeniz diyor. Ermeniler biz Ermeniz diyor. Herkes farklı farklı milletler, Araplar biz, hepsi ayrılıyor. Ve Osmanlı Devleti dağılmaya başlıyor. İsyanlar çıkıyor yani. Anlatabildim mi? Hepimiz Osmanlıyız diye beraber yaşıyorken bir anda bunlar biz Sırbız diyor. Bunlar biz şuyuz, biz buyuz. Herkes ayrılıyor. Mustafa Kemal Atatürk de diyor ki madem siz Sırpsınız, madem siz Bulgarsınız, madem siz Romensiniz, ayrılıyorsunuz. Kardeş biz de Türküzdü yani. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarız diyor. Ve Osmanlı Devleti yıkılıp yerine Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. İşte Fransız ihtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti'nin dağılmasına ama yeni Türk Devleti'nin kurulmasına sebebiyet veriyor. Şimdi Osmanlı'da azınlık isyanları başlıyor. Azınlık neymiş demek ki? Azanlara azınlık diyoruz. Aynen. Azanlara azınlık diyoruz. Ne yapıyorlar? Bunlar azıyorlar. Diyor ki ben Sırbım, ben Bulgarım diye isyan ediyorlar. Osmanlı'da egemenlik, yani güç alanı daralıyor. Osmanlı tabii ki bu isyanlar artmasın diye demokratikleşme adımları atılıyor. Milliyetçilik akımı artı isyanlar çıkınca Osmanlı Devleti parçalanıyor. Yani Osmanlı etkisi olumsuz olarak daha ağır. Yani niye devletler ayrıldı Osmanlı? Şimdi gelelim sanayi inkılabına. Sanayi inkılabı ise ne dedik sanayi inkılabı? Artık üretimde usta çırak ilişkisi yerine artık ne yapılması? Fabrikasyona geçilmesi. İlk olarak İngiltere'de başlıyor. İngiltere'de nerede? Manchester United'da hocam. Manchester United değil de Manchester'da başlıyor. Doğru, gerçekten doğru. Manchester United yok o zaman belki ama Manchester'da başlıyor. Nedir? Bu kol gücünden makine gücüne geçiyor. Yani artık terzilerin yapmasıyla değil de fabrikalarda üretim başlıyor. Öncüsü James Watt 18. yüzyılda oluyor ve ilk olarak dokumacılık alanında, tekstil alanında oluyor ve İngiltere'de başlayan sanayi devrimi tüm dünyanın ekonomisini değiştiriyor. Niye? Artık makine gücüne geçiliyor, fabrikalar açılıyor. Ham madde, yani bu gömleğin ham maddesi pamuk, bunun ham maddesi aranıyor. Ve pazar, yani bu gömleği diktikten sonra satacakları müşteriler aranıyor. Ve devletler sömürgecilik yarışına başlıyor. İşte Afrika'yı ben sömüreceğim, yani Afrika'nın zenginliklerini ben alacağım. İşte Avustralya'nın zenginliklerini ben alacağım. Amerika'nın zenginliklerini ben alacağım diye devletler birbirlerinin içine yarışa giriyorlar. Ve bu da Birinci Dünya Savaşı'na yol açacak. Osmanlı etkisi çok kötü. Osmanlı etkisi sanayi inkılabının çok kötü. Ekonomik ve siyasi bağımsızlığı zedeleniyor. Osmanlı'ya duyun umumiye, burada yanlış yazmışlar. Duyun umumiye diye bir genel borçlar idaresi kuruluyor. Yani Osmanlı ekonomisi zor duruma düşünce
artık Avrupalılarla yarışamayınca Avrupalılardan borç alıyor. Avrupalılar olan borcunu ödeyemeyince de Osmanlı'dan alacaklarını kontrol etmek için Avrupalılar bizim ülkemize, bugünkü İstanbul Erkek Lisesi'nin olduğu binaya, Duyun-u Umumi'ye, Genel Borçlar İdaresi diye bir bina kuruyorlar ve Osmanlı'nın ekonomisini kontrol etmeye başlıyorlar. Tabii Osmanlı'da işsizlik artıyor, atölyeler kapanıyor. Osmanlı artık ham madde kaynağı oluyor. Yani artık Osmanlı'nın pamuklarını alalım diyorlar ve maalesef Osmanlı çağa ayak uyduramıyor. Yani sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'nin etkileri çok kötü. Bu 2023 LGS'de de soruldu. Burada uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı'da Osmanlı tabii ki Fransız İhtilali sonrasında ve sanayi devrimi sonrasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyor ve Osmanlı'nın toprak bütünlüğü bozuluyor. Kuzey Afrika'da yine egemenliği var Trablusgarp'ta. Akdeniz'e hakimiyet alanı daralıyor. Batı Trakya'da yine egemenliği var, yani Selanik falan bizde. Mustafa Kemal Türk de zaten biliyorsun 1881'de Selanik'te doğuyor. Şimdi Osmanlı'nın 20. yüzyıl başında yaşadığı olaylara baktığımızda askeri olarak Osmanlı-Yunan savaşları var. Trablusgarp savaşı var. Kazanacağız ama kaybedeceğiz masada. Balkan savaşları var. Kaybedeceğiz. Sosyal ve ekonomik açıdan çok uluslu yapı sıkıntı oluyor. Niye? Hani farklı farklı milletler vardı ki. Türkler var, Rumlar var, Ermeniler var, işte Sırplar var, Bulgarlar var. Bunların hepsi olunca bir arada Fransız ihtilali sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımları yüzünden ülke dağılmaya başlayacak. Göçler olacak savaşlar sonrasında. İşte genel borçlar idaresi kuruluyor. Ham madde ve pazar kaynağı oluyoruz. Bir de Avrupalılara verdiğimiz kapitülasyonlar, yani ticari ayrıcalıklar ekonomimizi resmen mahvedecek. Biz bu Osmanlı Devleti dağılmasın diye demokratikleşme çabaları yapacağız. Meşrutiyeti ilan edeceğiz. İsyanlar çıkacak. Gel istersen bir de bunlara bakalım. Şimdi Osmanlı'yı dağılmaktan, hani dedik ya Osmanlı'nın içerisinde sadece Türkler yok dedik. Türkler var, Rumlar var, Ermeniler var, Sırplar var, Bulgarlar var, Romenler var dedik ya. Veyahut da Araplar var dedik. Bunların hepsi isyan edince biz bu isyanları bastırmak için, bazı fikir akımları ve demokratikleşme çabaları yapıyoruz. Tanzimat Fermanı Osmanlı'da bir anayasallaşma sürecinin başlangıcı. Yani evlenme, boşanma, miras gibi konuları bir kanun kitaba yazmaya başlıyoruz. Padişah değil de artık padişahın da uymak zorunda olduğu kanunlar var. Yine azınlıklar için ıslahat fermanı yapıyoruz. Onlara imkanlar tanıyoruz. Halkın yönetime katılması meşrutiyet oluyor. Bak 1876'da bak. Mustafa Kemal Atatürk 1881'de doğuyor. Mustafa Kemal Atatürk doğmadan önce Osmanlı'da esasında seçimler yapılmaya başlanıyor. %50 padişah, %50 halkın yönetmesine de biz meşrutiyet diyoruz. Seçimler var, meşrutiyet var. Bir de Osmanlı'nın dağılmasını önlemek için fikir akımları var. Bunları da şimdi anlatacağız. Başlayalım. Tanzimat Fermanı'yla başlıyoruz. Tanzimat Fermanı neden yayınlandı? Birincisi, azınlıklar vardı ya, ne azmışlardı. Bunların devlete bağlılığını artırmak. Yani ay isyan etmeyelim, kalın bizde demek. Avrupalıların işçilerimize karışmasını engellemek ve devletin dağılmasını önlemek için yayınlıyoruz. Batılı devletlerin etkisi var tabii ki. Gelişmelerin de etkisi var. Ve kanunlar önünde herkes eşit sayılıyor. Hukukun üstünlüğü. Ve can ve mal güvenliği devlet güvencesi altına alınıyor. Artık bir kanun, kitaba göre hareket etmeye başlıyoruz. Bunun adı Gülhane Hattı Hümayunu diye Gülhane Parkı'nda yayınlanıyor. 2020 LGS'de bu soruldu mesela. Tanzimat Fermanı ilanında yabancı devletlerin etkisi var. Niye? Bize sürekli karışıyorlar. Ya işte sizin içinizde Sırplar var, Rumlar var, Romenler var. Onların haklarını koruyamıyorsunuz diyorlar. Onların amacı da onların haklarını bahane ederek bizden bu devletleri almak. Islahat Fermanı'na baktığımızda ise bu da azınlıkların devlete bağlılığını artırmak. Azınlıklar kimlerdi Tonguç'um? Sırplar, Bulgarlar. Romenler de var, Macarlar da var, Sırplar da var, Bulgarlar da var. Dediğim gibi bu azınlıkların ayrılmasını engellemek için onlara imkanlar veriyoruz. Aynı zamanda Avrupalılar içlerimize karışmasın, devletin dağılması önlensin diye. Fakat ne oluyor biliyor musun? Hiçbir şey yaramıyor. Avrupalılar ıslahat fermanını bahane ederek daha çok içlerimize karışacaklar. Ve gayrimüslimler ile, yani Müslüman olmayanlar ile Müslümanlar eşit hale geliyor. Biz Avrupalıların içlerimize karışmasını engellemek için azınlıklara bir sürü haklar veriyoruz. Geniş haklar veriyoruz. Bu hatta bizim Müslümanları küstürecek ve hiçbir şey yaramayacak ıslahat fermanı. Meşrutiyet neydi? Şimdi bak, cumhuriyette %100 halk yönetir. Monarşide %100 padişah yönetir veya kral yönetir. Meşrutiyette ise %50 halk, %50 padişah yönetiyor. İşte biz Osmanlı Devleti'nde isyanlar bitsin, sakinleşme başlasın diye meşrutiyet ilan ediyoruz. Burada Jön Türklerin etkisi var. İlk anayasamız kanuni esası kabul edilecek. Padişahın seçtiği ayan ve halkın seçtiği mevzusal meclisi açılacak. Halk, bak halk ilk kez seçme ve seçilme hakkı kazanacak. Sonra ikinci meşrutiyet var. İkinci meşrutiyette de padişahın yetkileri biraz daha kısıtlanacak. Hani %50 padişah, %50 halk demiştik ya. Burada %49 padişah, %51 halk gibi bir durum oluyor artık. Artık halk yavaş yavaş yönetimde güçlü olmaya başlıyor. Tabii şu da önemli.
%100 egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediğimiz olay ne zaman gerçekleşecek? Cumhuriyet'in ilanıyla. Harikasın. Cumhuriyet ilan edilince egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak. Şimdi meşrutiyet padişahın yanında meclisin, yani parantez içinde halkın da olduğu yönetim biçimi. Şimdi bir de fikir akımları var dedik. Bunları da anlatalım, bitiriyoruz videomuzu. Fikir akımları da şu Tonguç'um. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için aydınlar, yani okumuş insanlar fikir akımları ortaya atıyor. Osmanlıcılık şu. Diyorlar ki Osmanlı'nın içerisinde yaşayan hani farklı farklı milletler vardı, bunlar isyan ediyorlardı yani. Türkler tamam, biziz. Rumlar, Ermeniler, Sırplar, Bulgarlar, bunlar isyan ediyorlardı ya. Bunlara diyorlar ki kardeşim sen Sırpsın, sen Bulgarsın, sen Romensin, sen şusun, ben busun diye ayrılmayalım. Hepimiz Osmanlıyız. Hepimiz Osmanlı Devleti çatısı altındayız. Birlikte yaşayabiliriz diyorlar ama tutmuyor tabii ki. Osmanlı bünyesinde bulunan milletlerde Osmanlı duygusu geliştirmek istiyoruz. Ama Balkan milletleri, yani Sırplar, Bulgarlar, Romenler isyan edip Osmanlı'dan ayrılıyor ve bu tutmuyor. Demek ki Osmanlıcılık hepimiz Osmanlıyız, ayrılmayalım demek. İslamcılık da Araplar isyan etmesin, ayrılmasınlar diye. Kardeşim diyoruz ki Araplara. Şimdi Araplar da bizle beraber yüzyıllarca yaşıyorlar. Diyoruz ki Araplara, ya hepimiz peygamberimizi, son peygamberi kabul ediyoruz. Hepimiz onun ümmetiyiz. Hepimiz İslamcıyız. Neden ayrılıyorsunuz ki diyoruz Araplara. Ama Araplar da İngilizlerin kışkırtması sonrasında isyan ediyorlar ve bizden ayrılıyorlar. Ve biliyorsun halife diye bir kavram var. Osmanlı padişahları aynı zamanda halife. Şimdi peygamberimiz vefat ettikten sonra 4 halifeler var. İşte Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Sonrasında Emeviler halifeliği alıyor. Sonra Abbasiler, sonra Memlükler, sonra Osmanlı'ya geçiyor. Yani Yavuz Sultan Selim'den sonra Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, bu padişahlar hep bizim Osmanlı padişahlarımız, hep halife, dini lider, dünyadaki dini lider. Yani Hazreti Ebubekir ne kadar halife ise, Hazreti Osman, Hazreti Ali ne kadar halife ise, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman da o kadar halife. İslam dünyasının lideri. Ama milliyetçilik isyanları çıktığı için, Araplar kışkırtıldığı için Araplar artık halifeyi falan sallamıyorlar. Ha, bize ne halifeden falan diyorlar. O yüzden İslamcılık politikası da tutmuyor. Osmanlıcılık fikir akımı Balkan milletlerinin isyan etmesi sonrasında olmuyor. İslamcılık fikir akımı da Arapların İngilizler tarafından kışkırtılması sonrasında olmuyor. Türkçülük akımı var. Türkleri bir araya getirerek milli bilinç kazandırmak isteniyor. Batıcılık akımı da Batı'yı takip ederek modernleşmek isteniyor. Bu iki akım tutuyor. Niye? Yeni Türk Devleti biliyorsun milliyetçi bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti adı üzerinde. Ve Batı'ya yöneliyoruz biz. Batı'dan laiklik ve çağdaşlaşma yolunda adımlar atıyoruz. Yeni Türk Devleti'nin temel ideolojisini oluşturuyor. Şimdi şu son bir sayfa vardı, onu da gösterip görüyoruz Tonguç'um. Denge politikası ne biliyor musun? Denge politikası Osmanlı zor durumda kalınca, şimdi Osmanlı burası olsun, buradan Ruslar saldırıyor, buradan Fransızlar saldırıyor, buradan İngilizler saldırıyor ya. Osmanlı Ruslar saldırdığı zaman Fransızlar ve İngilizler'den yardım istiyor. İngilizler saldırdığı zaman Fransızlar'dan yardım istiyor. Fransızlar saldırdığı zaman Ruslar'dan yardım istiyor. Yani sürekli olarak düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek denge politikası yapıyoruz. Rusya saldırınca İngilizlerden, İngilizler saldırınca Ruslardan yardım istemeye biz denge politikası diyoruz. Osmanlı'nın Mısır işgal eden Fransa'ya karşı Rusya'nın desteğini almaya çalışması. Halbuki Rusya da başka zaman işgal edecek. Hukukun üstünlüğü, herhangi bir durumda keyfi değil, hukuk kurallarına göre hareket etmek. Tanzimat fermanı ile padişah hukukun üstünlüğünü kabul ediyor ve kanunlara göre, anayasaya göre hareket ediliyor. Duyunumiye idaresini söylemiştik. Genel borçlar idaresi. Osmanlı'dan alacaklı olan devletlerin kurduğu uluslararası teşkilata biz duyunu umumiye idaresi diyoruz. Gümrük gelirlerinin azalması, coğrafi keşifler sonrasında biliyorsun adamlar artık bize para vermiyorlar. Rahat rahat kendileri ulaşabiliyorlar. Kapitülasyonlar, yabancı devletlere verilen ayrıcalık demiştik, bunu anlatmıştık. Skolastik düşüncede Avrupa'da kilisenin güçlü olduğu düşünceye skolastik düşünce diyoruz. Şimdi Tonguç'um, ben konuyu anlattım ancak senin yapman gereken kesinlikle ve kesinlikle Dinamo Set'teki İnkılap Tarihi Soru Bankamızdan, 0'dan 8'e kitabımızdan ve Zoru Set'teki 10'dan 10 kitabımızdan bu konularla alakalı sorular çözüp hatalar yapıp bu hataların çözümünü öğrenmen gerekiyor. Bak mesela 10'dan 10 İnkılap Zoru Bankası'nda burada anlattığımız konuyla alakalı çok güzel sorularımız var. Haritalı sorularımız var. Bu soruların çözümlerini mutlaka izlemelisin ve hata yapmalısın. Yani soruyu çözüp hata yapacaksın. Soruyu çözüp hata yapacaksın. Hata yaptıkça öğreneceksin. Yoksa hata yapmazsan, ya ben konuyu dinledim anladım güzel işte, aa çok güzel hikaye gibi işte falan. Hayır. Sorular başka türlü. Soruyu çözmek bambaşka bir şey bak. LGS İnkılap kitaplarımızda da burada mesela Dinamo'da bu konuyla alakalı çok güzel sorular hazırladık. Ve sana bir bomba patlatayım mı? Tabii hocam. LGS'de birçok derste böyleyiz ama İnkılap tarihinde de aynen bu şekilde birçok soruyu yakalıyoruz. Yani sadece bizim kitaplarımızdaki soruları çözsen zaten sınavda benzer soru geliyor. Aa diyorsun ben bu soruyu çözmüşüm diyorsun. Bizim yakaladığımız soru videoları var. 7. sınıf kanalımıza yayınladık. Oraya dönüp bakabilirsin.
Böyle LGS sorusu bizim inkılap tarihi sorumuz. LGS sorusu bizim Türkçe sorumuz. LGS sorusu bizim İngilizce sorumuza bakarsan gerçekten matematik soruları, fen soruları hep yakalıyoruz. O yüzden sınavda da LGS'de soru çıktığı için senin soru çözmen gerekiyor. O yüzden mutlaka bu kitapları tedarik et. Biliyorsun Tonguç Kaplı da bu kitapları kullanacağız. Hem Dinamo soru bankalarından hem Zoru bankalarından yapacağın ödevler senin sınavda dejavu hissi yaşamanı sağlayacak. Aa ben bunları çözmüşüm diyeceksin. İnşallah konuyu anlamışsındır Tonguç. Anladım hocam ama tekrar etmem lazım. Harikasın. Tekrar edeceğiz. Soru çözü tekrar edeceğiz. Ekranları başındaki arkadaşlarımız da inşallah videoyu bir daha izleyebilirler. Bir kez daha tekrar edebilirler. Soru çözdükçe, hata yaptıkça da konuyu pekiştirecekler. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden gazanız mübarek olsun. Düşmanı Kurtuluş Savaşı'nda dedelerimiz denize döktü. Siz de LGS'yi denize dökün. Hadi bakalım. Tonguç Dershane sundu.